Herkese merhaba arkadaşlar. Ryan Garcia Luke Campbell maçında kazanan Ryan Garcia oldu. Ryan Garcia'yı da bu güzel performansından dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir maç sergiledi. Çok önemli de bir galibiyet aldı. Bu maç onun gerçekten bokstaki çıtasını yükseltme açısından önemli bir barajdı ve bu barajı geçmesini bildi. Ringde gerçekten çok güçlü duran bir Ryan Garcia vardı. Çok yumruk atan bir Ryan Garcia vardı. Luke Campbell'a baktığımızda gerçekten beklentilerin çok gerisinde bir Luke Campbell vardı. Gerçekten benim beklediğimin çok altındaydı Luke Campbell. Çok tutuk bir boks yaptı. Çok düz boks yaptı. Ryan Garcia gerçekten her zamanki gibi rakibini köşeye sıkıştırdığında dörtlü, beşli, altılı yumruklarını her zamanki gibi vurdu. Tabii İkinci roundda Luke Campbell geri yumruğunu yani sol kroşesini vurdu. Ryan Garcia'yı düşürdü. Ama Ryan Garcia kalkıp maça devam etti ve maçı almasını bildi. Ryan Garcia da Luke Campbell'ı bir kez ön yumruğunu yani sol yumruğunu vurdu. Bir kez düşürdü. İkinci kez aynı yere vurdu. Luke Campbell daha kalkamadı. Gerçekten Ryan Garcia'nın da bu çok akıllı boks yaptığını, ne zaman nereye vuracağını bilen bir boksör olduğunu bir kez daha gösterdi. Boksta arkadaşlar şu vardır. Eğer ki bir rakibin vurduğunuz yerden canı yanıyorsa aynı yere vurursanız rakibiniz daha çok konsantresi dağılır, daha çok maçtan düşer ve maçı bırakmak zorunda kalır. Luke Campbell da aynı şekilde oldu. Ryan Garcia aynı yere ikinci bir kez yumruğu vurdu. Luke Campbell da maçtan otomatikmen düştü ve maçı bırakmak zorunda kaldı. Baktığımızda maçın genel olarak Ryan Garcia'nın aleyhineydi. Yani puan olarak bu maç 12 round boyunca devam etseydi Ryan Garcia bu maçı puanla da alıyordu. Ama 12 round sürmedi. Ryan Garcia adına gerçekten güzel bir galibiyet. Ryan Garcia'nın bu maçı bu kadar 7. roundda veya örnek vereyim daha erken biteceğini Ryan Garcia düşünmüyordu. Ama dediğim gibi boksta her zaman sürprizler var. Ben bu maçtan daha önceki yorumlarında söylediğim gibi bir knockout beklemiyordum veya erken bitmesini beklemiyordum. Ben bu maçın 12 round boyunca süreceğini ve puanla biteceğini bekliyordum. Ama dediğim gibi boks sürprizleri açık. Ryan Garcia yine sürpriz yaptı. Şimdilik bu iki boksör hakkında benim yorumum bu şekilde arkadaşlar. Yorumlarımı beğeniyorsanız, eğer doğru analizler yaptığımı düşünüyorsanız kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.